Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Her şey sizin için yolunda gidiyordur. Bugün yoğun istek üzerine kablo savaşlarının ikinci videosu olan Type-C versiyonuyla karşınızda olacağım. Yoğun istek üzerine dediğim iki takipçi kardeşimiz yorum atmış. Tabii ki onları kırmak istemedim. Umarım onların dışında da bu videodan faydalanacak olan arkadaşlarımız vardır. Onlar için de kanala şimdiden hoş geldin diyorum. Kablonuz bozulmuş olabilir, kopmuş olabilir, başına bir şeyler gelmiş olabilir. Eğer yakın zamanda Type-C kablosu sipariş etmeyi düşünüyorsanız bu videoyu izlemeden alışveriş yapmamanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu arada şapkasız, gözlüklü falan bir garip gelmiş olabilir size ama normal hayattaki halim bu şekilde arkadaşlar. Çünkü kurgu yapmaktan bir süre sonra gözleriniz bozuluyor. Bunlar da böyle imaj gözlüğü değil, dereceli gözlükler deyip gereksiz bir detayla sizi baş başa bıraktıktan sonra şimdi dilerseniz incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, kablolarımız ofise ulaştı. Şunları şöyle bir dizelim öncelikle. Yine kadraja sığdıramadık. Bu arada arkadaşlar Blu-ray'nin Type-C kablosu direkt olarak kutudan bu şekilde çıktı. Gerçekten müthiş bir şekilde paketlemiş görmüş olduğunuz gibi. Hiç başına bir şey de gelmez bunu zaten. Neyse, şunları şimdi kutularından çıkaralım. Hemen testimize başlayalım. Böyle yapınca hepsi bir anda şey olacak, dizili gelecek. Evet arkadaşlar, kablolarımız hazır. Toplam 10 tane Type-C kablomuz bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları yine geçen videoda olduğu gibi hepsiburada.com'un şarj kabloları kısmından Type-C'lere girdik. Orada en çok satanlar arasından farklı markaları seçmeye çalıştık. Bunların hepsi birbirinden farklı markalar. Hepsinin fiyatları birbirinden farklı. Zaten şu an siz ekranda fiyatları da görüyorsunuz. Şimdi geçen videoda olduğu gibi ilk başta malzeme kalitesine ve sağlamlığa bakalım. İlk ürünümüzle başlayalım. Blu-ray markasının Type-C kablosu arkadaşlar. Bu dediğim gibi kutudan direkt olarak bu şekilde çıktı. Ve bu konuyu uzatmak istiyor muyum, istemiyor muyum emin değilim. Bunu çıkaralım. İlk gözüme çarpan detay, kablo birazcık ince gibi geldi bana arkadaşlar. 1 metre uzunluğunda incecik yaprak gibi bir kabloyla karşı karşıyayız. Her tarafı tamamen plastik malzemeden üretilmiş. USB tarafında ya da Type-C tarafında herhangi bir logo yok, yazı yok, bir şey yok. Buradaki malzeme de biraz daha böyle yumuşak bir plastikten. Bağlantı noktalarına da bakacak olursak, şuradaki bakın plastik çıkıntılarını falan böyle netleyeyim ben size, görecek olursanız çok da böyle kaliteli bir hava vermedi bana. O yüzden emin olamadım. Zaten geçen videoda da söylediğim gibi arkadaşlar, plastik malzeme örgü malzemeye göre biraz daha zayıf oluyor ister istemez. Çünkü zaten örgü malzemenin altında da bu plastik malzemeden olduğu için çift katlı gibi düşünebilirsiniz. Daha uzun süre kullanılabiliyor. Dolayısıyla sağlamlık noktasında plastik malzemeden üretilen kablolar biraz daha düşük not alacak benden ister istemez. Bu konuda yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle hepsini inceleyelim, daha sonra puanlarını vereceğim arkadaşlar. İkinci kablomuz Cyrox'un C9 Type-C modeli. Kutusunun üzerinde 3 amper olduğundan bahsedilmiş. Burada da görmüş olduğunuz gibi 18 wattlık bir desteğe sahip olduğu söyleniyor. Bu da yine 1 metre, 1.2 metre uzunluğunda olması lazım. Maksimum kutunun üzerinde bir şey yazmamışlar. Bir kere Blu-ray'ine göre çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bir kere kalın bir plastik malzemeden ve daha kaliteli bir plastikten üretilmiş. Bağlantı noktalarında yine herhangi bir koruma bulunmuyor ve buradaki kesmeler çok başarılı değil. Uç noktalarını koruyan plastik malzeme nispeten daha böyle sert, daha korunaklı görünüyor en azından. Bu noktada biraz daha sağlam bir imaj çizdi bende. Hemen üçüncü kablomuza geçelim. Geçen testimizde de yüksek puan alan uygun fiyatlı ürünlerden birisi T-Tek'in Type-C modeline bakacağız şimdi. T-Tek'in uzunluğu 1.2 metre arkadaşlar ve 2 amper kapasitesinde olduğu söylenmiş kutu üzerinde. Uygun fiyatlı ürünleriyle sıkça karşımıza çıkan bir marka T-Tek. Kablo yapısı birazcık ince diyebilirim ama plastik kalitesini beğendim. Bunun dışında diğer ikisine göre bunun uç noktaları ve bağlantı noktaları biraz daha başarılı. Bakın diğerlerinde mesela kesme noktalarında böyle minik çıkıntılar vardı. Düzgün kesilmemişti. Fabrikasyon hataları vardı. Ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Yine kablolarımızın uç noktalarında şöyle marka logomuz bulunuyor. Bu da genel olarak hem plastik kalitesiyle hem malzeme kalitesiyle fena değil diyebiliriz. Yani en azından Blu-ray'inden yüksek bir not alacağını garanti edebiliriz. Zaten Blu-ray'in arkadaşlar kutudan da falso ile çıktı. Malzeme kalitesi de çok böyle parlak bir imaj çizmiyor. Dördüncü ürünümüz Vaseus Beizas'ın Kafule modeli. Bu zaten kutudan çıkar çıkmaz kalitesini belli etti arkadaşlar. Oldukça kalın örgü malzemeden üretilmiş bir kablomuz bulunuyor. Uzunluğumuz 1 metre. Bağlantı noktaları neredeyse kusursuz derecede güzel. Hem sağlam hem de herhangi gibi, bakın burada kalıntı yok.
kesmeleri gayet düzgün. Markalarımızı yine buraya basmışlar. Buradaki malzememiz de sert plastik malzemeden. İç tarafta da şöyle yeşil tatlı bir renk kullanılmış. Bu da zaten yüksek performanslı ürünlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kutunun üzerinde de 5 amper desteklediğini söylemişler. Bunlara bakacağız arkadaşlar. 5. ürünümüz Incor'un Inline modeli arkadaşlar. 3 amperlik bir kapasitesi olduğu söyleniyor kutunun üzerinde. Yine örgü malzemeden üretilmiş. Beizas modeline göre biraz daha ince. Bunun da yine bağlantı noktaları Beizas gibi gayet sağlam görünüyor. Ama her ikisi için de şurada belki bir koruma alanı olsa daha iyi olabilirdi. Hani şuradaki kırılmaları önlemek için. Yine bunda da üst taraflarda plastik malzeme tercih edilmiş ve logolarımız basılmış. Yani genel itibariyle ortalamanın üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun da uzunluğu yine 1 metre arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ürünümüz Huawei'in Supercharge modeli. Bu zaten klasik Huawei kablomuz arkadaşlar. Şöyle mor bir renk tercih edilmiş. Hani bunda çok fazla anlatacak bir şey yok. Klasik Xiaomi'lerin içinden, Huawei'lerin içinden ne çıkıyorsa bu kablo direkt olarak o. 5 amper destekliyor. Uzunluğumuz da 1 metre. Böyle 3. parti üreticilere göre plastik kalitesi olarak biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim şimdiden. Bakalım şarj konusunda nasıl bir performans sergileyecek. 7. ürünümüz yine grubun en fiyatlı markası olan Anker'in Powerline modeli arkadaşlar. Uzunluğumuz 0.9 metre. Amperle ilgili herhangi bir şey söylenmemiş ama yine güzel bir performans alacağımızı düşünüyorum ben. Anker'lerdeki genel sıkıntı malzeme kalitesi vesaire her şey çok güzel. Sadece fiyatımız pahalı oluyor. Bunda da yine dediğim gibi Huawei'de mesela markaların plastik kaliteleri gayet başarılı oluyor demiştim. Anker 3. parti bir üretici olmasına rağmen yine güzel bir plastik kalitesiyle karşımıza çıkmış. Oldukça kalın bir kablo var karşımızda. Bağlantı noktalarımız yine gayet sağlam ve üst taraf şurası sert plastik malzemeden olmasına rağmen bağlantı noktasının olduğu yerde daha yumuşak bir plastik malzeme kullanılmış. Şuradaki esnekliği arttırsın diye. İç tarafında da yine mavi bir tasarıma gidilmiş. Derli toplu gayet kaliteli görünüyor. 8. ürünümüz MF Product Jet Power 0009. İlginç bir ismi ve modeli var arkadaşlar. Zaten markayı da ilk defa duydum. Böyle netleyeyim ben sizin için. Bu kablomuz 2.4 amper desteğine sahip ve tam 2 metre uzunluğunda. Öncelikle rengini çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bunun dışında yine örgü ve yassı bir kablo karşımıza çıkıyor. Örgü malzeme olması her zaman artı 1 puan demek. Geçen videoda Polo Smart incelemiştik. Yine bu videoda da bundan sonraki ürün Polo Smart. Onu da inceleyeceğiz. İkisi birbirine çok benziyor diyebilirim. Zaten görmüş olduğunuz gibi bağlantı noktaları birebir aynı ikisinde. Belki markanın yan sanayisi olabilir. Şuradaki malzeme mesela metal olarak tercih edilmiş. Burada plastik kullanılmamış. Bu yine artı puan. Yani söylenecek pek fazla bir şey yok. Yine güzel ve sağlam duruyor. 9. ürünümüz Polo Smart'ın PSM38 modeli arkadaşlar. Kendisine 50 santimlik boyuyla küçük enişte lakabını takabiliriz. 2.4 amperlik bir değere sahip ve grubun en uygun fiyatlısı olarak hani hem böyle akıllarda soru işareti bırakıyor. Alınır mı, alınmaz mı, nedir diye. Hem de yüksek performans vaat ediyor bir yandan da. Ne baksana minicik yani. Bilmiyorum bunu nasıl kullanabilirsin ama bilgisayarına takarsın diyeceğim. Oradan da istediğin gücü alamayacaksın. Biraz saçma olmuş. Boyu çok kısa. Ne yapacaksın yani bu kadar şarj kablosunu? Sağlamlık olarak bakacak olursak yine bir önceki MF Product'ın Jet Power'ı gibi bu da kaliteli bir örgü malzemeye sahip. Yine uç taraflarda metal malzeme tercih edilmiş. Bağlantı noktaları sağlam görünüyor. Ama yine dediğim gibi 16 TL'lik bir ürün olduğu için sorun çıkarsa ne olur, çıkarmasa ne olur gibi de düşünebilirsiniz. Genel sağlamlık olarak fiyatına göre falan ben bayağı başarılı buldum. Son ürünümüz olan Ugreen Type-C 90 derecelik şöyle ilginç bir ürünle bitirelim sağlamlık testini. Burada da 60 Watt kapasitesinde bir destek sunduğundan bahsedilmiş. Ugreen'in genel malzeme kalitesini ben sevdim. Yine sağlam örgü malzemeden üretilmiş arkadaşlar. Bağlantı noktaları gayet sağlam görünüyor. Üst taraflarda adaptörlerin olduğu kısımlarda yine böyle metal değil ya, metal değil, sert plastik malzeme kullanılmış. Bunun en büyük esprisi şuradaki 90 derecelik giriş desteği olması. Yine 1 metre uzunluğunda olarak belirtilmiş. Bakalım hemen. Hemen anlarım ya. Hop 1 metre. Genel malzeme kalitesini sevdim ben. Yalnız bu da fiyatlı ürünlerden sayılabilir. Dolayısıyla hani fiyatına göre performansı ve malzeme kalitesi yeterli olacak mı? Bunları da testin ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Lightning kablolarında evet. Senin favorilerin Basius. Basius burada da yine favorim bu arada. Şuna baksana bu. Ugreen de senin favorilerinden bir tanesiydi herhalde.
İşte orada da McDodo diye bir tane model vardı. Ama tarzı aynıydı galiba. Tarzı aynı, 90 dereceydi. Buydu McDodo Lightning'lerde. Bu da yine 90 derece açılıydı. Ama işte bak burada yok ışığı var. Hızlı şarj ediyordu. Hem de 1.8 metre olduğu için kazananlar arasına girebilmişti. Blu-ray'in 1 aldı zaten. Biraz önyargılı davranıyor olabilir misin? Ama kutudan da böyle yollamazsın bunu yani. Bu belli. Bir şey olmayacak. Kutudan çıktığı anda belliydi bunun yani. Buna 1 puan verdim. Yani buna 1 vermeyi böyle gönlüm razı değil. Hani 1.5 diyebiliriz. Cyrox'a 2 vereceğim. Yaz 2 puan. Bunu atlıyorum. Bu yüksek alacak. Spoiler. Bunlara 3'er puan vereceğim. Örgülere gelecek olursak burada yine 3 puanı alacak olan Polo Smart var bir tane. Onun dışında Incor, MF Product ve Ugreen'e 4 puan vereceğim. Ve sağlamlık testini kazananı da tabii ki Beizas'ın şu halattan hallice güzel kablosu oluyor. Buna da 5 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, sağlamlık testimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz performans testine geçelim. Bakalım kablolarımız kaç amper değer verecek ve telefonumuzu ne kadar sürede şarj edecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk olarak Blu-ray Type-C'ye bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 1.6-1.64 arasında ilerliyor kendisi. 1.66-1.69 gördük. Bu arada testlerin hepsini %50 ile %60 arasında yapıyorum. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Evet, şu anda da Cyrox'un Type-C modeline bakıyoruz arkadaşlar. Amper değeri birazcık değişken. Biraz değişken ilerliyor. 58, 55, 52. Cyrox için de 1.55, 1.52 bu aralıklarda ilerliyor diyebiliriz. Şu anda da denediğimiz ürün T-Tech'in Type-C kablosu. Normalde 2 amperlik bir maksimum değeri sahip. %50 ile %60 arasında aşağı yukarı 1.55, 66'yı gördük. Yani 55 ile 66 arası diyebiliriz. Dördüncü kablomuz Baseus Beizas'ın 5 amperlik oldukça iddialı olan bir modeli arkadaşlar. Biraz bekleyelim. 1.78, 1.90'ı gördüm. 87, 1.87, 1.85, 1.90 maksimum amper değerlerine sahip. Beizas'ın Kafule modeli. Beşinci kablomuz Incor'un Inline modeli. Adaptörü biraz hareket ettirince amper değerleri düşüyor ama sonrasında toparlıyor. Evet, şu an toparladı görmüş olduğunuz gibi. 1.87, 1.70 ile 1.90 arası diyebiliriz. Hatta 1.80 ile 1.90 arası. Şimdi sırada altıncı kablomuz Huawei'in Supercharge modeli. Bu da normalde 5 amper desteğine sahip. Huawei Supercharge ile 81-84 arası diyebiliriz. En yüksek gördüğüm değerleri yazacağım ben yine tabloya. 1.87 amperleri gördük. Şimdi grubun en yüksek fiyatlı kablosuna geldik. Anker'in Powerline modeli 7. kablomuz. Amper değeri olarak da 1.69'u gördüm. 72 oldu. 1.90'ı gördük. Buna da yine en yüksek değeri yazacağım ben. 1.9 amperleri gördük. 80 ile 90 arası diyebiliriz buna da. Şimdi adını ve markasını ilk defa duyduğumuz MF Product'ın Jet Power isimli kablosuna geçtik. Normalde 2.4 amperlik bir destek sunduğunu söylemişler kutunun üzerinde. Şu anda bizim aldığımız bakalım kaç olacak? 9.64, yani 55-65 arası diyebiliriz bunu da. 1.55-1.65 arası bir amper değeri sağlıyor bize. Bu arada 2 metre olmasına rağmen yine amper değeri olarak yüksek bir değer sağladı bence. 9. kablomuz Polo Smart'ın PSM38 modeli. Yine kutunun üzerinde 2.4 amper destek sağladığını söylemişler. Bizim alabildiğimiz maksimum amper değeri ise, şuradan izleyelim, 1.69-1.84'leri gördü. Güzel. 90'ı gördük. 84-87-90 aralığında. Şimdi sırada Ugreen modeli var arkadaşlar. Şu an itibariyle 0.43 gösteriyor. Birazdan toparlayacağını düşünüyorum. 1.58-1.60 biraz değişken ilerliyor. 69'u gördüm ben şu an. 72'yi gördüm. 69-66. 1.66 ile 1.72 amper arasında diyebiliriz. Ugreen içinde arkadaşlar. Şimdi testimizi bu şekilde sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar, testlerimizi yaptık. Sağlamlığına baktık. Fiyatlarına baktık. Ne kadar sürede şarj ettiğine baktık. Ve benim kafamda bazı kazananlar var. Sırayla gidelim isterseniz. Şu Blu-ray, zaten bunu videoda çokça bahsettim. Blu-ray kafadan kaybetti. Zaten performansı da kötü. Fiyatı da performansına göre ve paketlemesine göre gereksiz yüksek. Bunu eliyoruz. Elendi. Cyrox'a gelelim. Cyrox'un iki tarafı da tip C olduğu için adaptörle kullandığımız için birazcık güç kaybı yaşamış olabiliriz. Bunu belki daha
yüksek kapasiteli bir adaptörle birlikte kullanırsanız Type-C uyumlu bir adaptörle daha iyi performans verebilir. Ama yine genel performansı, sağlamlığı vesaire açısından bu da benim kazananlar listemde değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. T-Tech'e gelecek olursak T-Tech rakipleri arasında fiyatıyla öne çıkan bir marka genelde ve genel olarak bence satılabilir bir marka. Ama şu an 10 tane kablo arasında bir kapışma olduğu için bu da elenenler arasında olacak çünkü performansı yani şarj dolum süresi çok fazla iyi değildi. Yani rakiplerine göre kötüydü. Bu da T-Tech'in elenmesine sebep oldu. Bunu da eliyoruz. Aslında kimin kazandığını biliyorsunuz ama şimdi sırayla gidelim yine. Birazcık heyecan olsun. Anker'e gelecek olursak Anker'in performansı iyi, sağlamlığı iyi, malzeme kalitesi falan her şey iyi ama fiyatı yani bence gereksiz pahalı. Dolayısıyla sırf fiyatından dolayı Anker bence eleniyor. Bunu da hop yolluyoruz. Holosmart performansı süper. Malzeme kalitesi idare eder de zaten fiyatı yıkılıyor. Fiyatı bedava 16 TL. Ama bunun kaybetmesinin sebebi tamamen boyutları arkadaşlar. Yani 50 santimlik bir şarj kablosunu nerede kullanacaksınız yani? Ne bileyim bu çok oyuncak gibi. Sırf boyutundan dolayı bu eleniyor. Halbuki en yüksek puanı bu almıştı ama yapacak bir şey yok. Bunu da eliyoruz. Ugreen'e bakacak olursak arkadaşlar Ugreen aslında beklentimin biraz altında bir performans sergiledi. Eğer uyumlu bir Type-C adaptörünüz varsa ve kaliteli bir kablo istiyorsanız uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Çünkü Ugreen'i size önerebilirim ama bu yarışta bence elenenler arasında kalıyor. Çünkü fiyatı yüksek, performansı düşük kaldı bence. Gerek yok. Elimizde kalanlar Beizas. Ondan sonracığıma MF Product. Bu da sırf 2 metre olduğu için kaldı bu arada arkadaşlar. Bunun dışında Incor ve Huawei. Şimdi Huawei bu noktada bu üçü arasından kalitesinden dolayı değil sadece plastik malzemeden üretildiği için eleniyor bence. Bunu da buradan yolluyoruz. Şimdi bu üçü arasında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer 1 metrelik kablolar sizin için yeterli değilse bazı insanlar için 1 metrelik kablo yeterli olmuyor arkadaşlar. Eğer uzun bir kabloya ihtiyacınız varsa fiyatından dolayı ve sağlamlığından dolayı malzeme kalitesinden dolayı MF Product'ın bu kablosunu tercih edebilirsiniz. Bu ikisi arasında da bence Beizas daha başarılı yani. Çünkü malzeme kalitesi daha iyi. Bunu daha uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama performans olarak bu ikisinin eşit çıkması neredeyse beni düşündürdü. Aralarındaki fiyat farkı birisi 50 TL iken diğeri 70 TL. Dolayısıyla ekstra bir 20 TL bence şarj kablosu için sıkıntı olmamalı. Gerçekten uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir şey almak istiyorsanız bu noktada size Incor'un şarj kablosu önerebilirim ama bana göre bu yarışın kazananı yine geçen seferki gibi Beizas oluyor. Beizas'ın ürünlerini ben fiyat performans olarak oldukça başarılı buldum. Bu noktada da yine beni kazanmayı başardı. Beizas'ı tebrik ediyoruz diyorum ve izninizle artık videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar Kablo Savaşları 2'nin sonuna geldik. Güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Hak edenin kazandığını düşünüyorum. Yine böyle ilginç içerikler yapmak istiyorum ben aslında. Hoşuma gidiyor sürekli ürünü incelemekten ziyade böyle testler vesaire. Eğer bununla ilgili fikirleriniz varsa lütfen benimle yorumlar kısmından paylaşın arkadaşlar. Çünkü içerik fikirleri gerçekten benim için yararlı oluyor. Sizin merak ettiğiniz şeyleri de çekmek istiyorum. Bunun haricinde kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Blue Rain, seni bitireceğim demiştim. Ne oldu? İlk elenen sen oldun. Hadi eyvallah.